ne yapıyoruz? Buralar ne ifade ediyor? Burada yani içeriğine gireceğiz. Soru sormak serbest. Bunlarla kalın. Bu nerenin ifadesi? Nereyi simgeliyor? Nereye taşıyor? Nereyi burada ifade ediyor? Nereleri burada ifade ediyor? Bizi nerelere taşıyor? Ha? Ona ait şey. Dershane açılışlarında bundan bahsediyorum. Dershane açılışı olduğu için normal ders yapmayacağım. Ondan çünkü niye? Ne yaptı? Ne yapıyoruz? Niye açtım? Bak çalışarak geldim. 23. defterin 67. sene. Ondan sonra eğer zamanımız yeterse dershane dersini bitirirsek Risale-i Nur nedir? Hayata ne kazandırmış? Bize ne getirmiş? Ondan bahsedeceğim. Bir parçasını külliyede bahsettim. O şeyde Suffa'nın Kartal mıydı o? Kartal Pendik miydi o bölgede? Bir parçası ama uzun tabii idi. Hepsini bitiremedik. 67. 23. defter. Risale-i Nur bize neler getirmiş diye. 67. Efendim, dershane. 16. defter. Teşekkür ederim. Bir şey diyorum. Çok sevdim. Kaç yaşında o? Tam benim adım. Kaç yaşındasın? 12. Tamam, çok sevdim. 12. Risale-i Nur. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Neler getirmiş? Beşerin ve felsefenin ürettiklerini yok saymayıp Risale-i Nur, beşerin ve felsefenin ürettiklerini yok saymayıp hikmete dönüştürme kimyasına haiz olan ve takipçilerine de en çirkin şeyde bile güzellikleri bulup çıkarabilecek iksir sunağındır Risale-i Nur. Risale nedir diye külliyattan çıkarttığımız mana. Sırayla okuyacağım. Bir daha okuyayım. Beşerin ve felsefeni beşeriyettir. Beşer bulmuştur. Felsefidir diye kenara atmıyor. Beşerin ve felsefenin ürettiklerini yok saymayıp hikmete dönüştürme kimyasına haiz olan, hikmete dönüştürüyor ve takipçilerini de en çirkin şeyde bile güzellikleri bulup çıkartabilecek iksirini sunandır Risale-i Nur. Başka? Risale-i Nur, insanın haiz olduğu arz ve zaafını zemin haline getirip Zat-ı Zülcelal'ine ayna yapabilme bahtiyarlığına çıkarmıştır. Yani külliyattaki hasreten daha çok abilerin ifadeleri. Barla'dan kitap okuyanlar anlar bunu. Herhalde adını zannediyorum ki Ahmet Feyzi abinindir. İnsanın haiz olduğu ats ve zaaf insanın ats ve zaafını zemin haline getirip insanın ats ve zaafını çökmesine değil mananın gelmesine vasıta yapıyor. İnsanın ne kadar açıkçası en ufak bir şey sivilce bile onun dünyasını değiştiriyor. Bir mikrop hayatını alt üst ediyor. Yani insan bu kadar aciz yani tansiyonuna, kalbine hakim değil. Haline getirip Zat-ı Zülcelal'ine ayna yapabilme kabiliyetine, bahtiyarlığına çıkarmıştır insanları. Yani az ve fakir olduğu halde yani varlığın en acizi, en fakiri, çünkü en çok muhtaç. Yani bir ayı, bir sığır iki şeye muhtaçtır. Ota ve suya. İnsan ise her şeye muhtaç. Sığırın ayakkabı derdi yok. Ev derdi yok ya. Yani. Haram derdi yok, haram helal derdi yok. İmanı kazanma veya kaybetme davası başına açılmamış. En büyük sorun bu.
İnsan mahlukatın en acizi, en fakiri ama bu aç ve fakiri zemin yaparak en ulviye sıçrayabilendir. Yani mahlukatın en zelil konumundan hilafet rütbesine çıkarmıştır. Mesela şu, insan ne kadar cahil ve zalimdir. Mealen diyor. Zalumen cahula. İnnel insan zalumen cahula. İnsan ne kadar zalim ve cahildir. Peki niçin söylüyor bunu? Emaneti dağlara malum. Vermek istemiş. Verdi. Almadı. İnsan ver 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 dedi. Ver. Hemen alıverdi. Niye? Ne kadar cahildir. Şimdi bu emaneti aldıktan sonra çok ilginçtir. Ben takip ettim bu ayeti. Bu ayetten sonra emanet aldıktan sonra diyor ki muhakkak ki insan ne kadar cahil ve zalimdir diyor. Peki niye onu zikrediyorum diye merak ettim. Arkadaşlar üzerimize aldığımız emanet var ya emanet. Emanet insanlık. Ruh, ben, benlik, ene yani, emanet o, insan olmak. Zalumen cehula, o aldığın emanet, senin cehaletini ve zalimliğini kaldıran olduğu için onu zikrediyor. Bir daha söyleyeyim. İnsanoğlu ne kadar zalim ve cahildir. Niye? Çünkü kendisini tanımıyor. Bu konuda kendisi kendisine cahil, cahil olduğu için de zalim kendisine. Sonsuz hayatını berbat ediyor. Tamam. Şimdi aldığı emanet onun cehaletini ve zulümlüğünü kaldırıyor. Aldığı emanet. O zaman emanete emin olmak, emanete riayet etmek manasında nedir? Eğer sen zalimliğini ve cehaletini kaldırıyorsan emanete eminsin. İnsanlığına eminsin demektir. Artık ne anlamışsak. Aklı kamera ve nura benzetirken vicdanı güneşe ve ziyaya benzetmek yaparak kavramları aklı nereye benzetmiş biliyor musunuz? Aklı kameraya veya nura benzetmiş Risale'de. Vicdanı da güneşe, ziyaya benzeterek Risale-i Nur kavramları insan alemine taşımış veyahut da insan kendini anlama açısından batınındakilerin karşılıklarını alemde simgelerle ifade etmiş. Yani şu, şimdi insan yoğunlaşmış bir et yumağı değildir. Donmuş bir enerji de değildir. Yani dondurulmuş buzlukta bir et parçası değil insan. 18 bin alemin hulasa-i camiası değilsin. 18 bin alemin hulasası olmakla ayrıyetten alemde olmayan insanda var olan bir benlik var. Ene. Alemde yoktur. Alemde 18 bin alemde Cenab-ı Hakk'ın ilmi, iradesi, kudreti, sıfatı tecelli ederken zatı tecelli etmiyor. Zatı insanda. O tarafıyla kainattan daha külli. Muhyiddin Arabi'nin ifadesiyle Muhyiddin Arabi'ye demişler ki insan nedir? Bak çok tanımlamasına bak. Diyor ki insan odur ki bütün kainat ondadır ama o kainata sığmamıştır. Bir daha söyleyeyim. Çok ilginç bir tuhaf. Bir boşluk var burada. Bütün kainat insandadır ama insan kainata sığmamıştır. La hep şey bende ise onunla eşitse oraya sığarım. Evet bütün kainat bendedir ama bende başka bir şey de var. O tarafım itibariyle kainata sığmıyor. Orası da nedir? Allah'ın zatına aynı darlık olmak. Ya insan kendisini ne kadar tanırsa
bedensel hayatın dayatmalarından o kadar kurtulur. Bedensel hayat var ya, yok öleceğim, yaşlandım, kanserim, tansiyonum var, ailevi sorunlar, canım sıkıldı, bunu aldım, bunu nasıl yapacağım? Bunlar hep bedensel hayatın dayatmalarıdır. Ne zaman kendini tanır, seyahat edersen kendine, o kadar kalbin ve ruhun dereceyi hayatına geçer, bedensel dayatmalardan çıkarsın. Asrın en büyük sorunu bu. Yani mevcudattaki güneştir, aydır, yani sembol ve simgeleri insanlık aleminde içsel aleme seyahat etmeye, kendimizi tanıyıp tanımlamada simge ve sembol olarak kullanılıyor Risale-i Nur'da. Mesela vicdanı güneş olarak kullanıyor. Alemde, yani dünyada güneş neyse, insan aleminde vicdan da böyledir, diyor. Karşılıklarını alemde göstererek hem kavramları hem insan alemiyle bütünleştirirken, insan kainatın çekirdeği makamıyla tatif etmiş ve ispat edilmiştir. Başka bir örnek, Risale-i Nur nedir? Bu da ilginç, şu anda okuyacağım, çok ilginç. Bütün peygamberleri asrımıza taşıyarak hakikatlarını insanlarda uygulanabilir hale getirmekle beraber insanı bütün peygamberlerin getirdiklerine sahiplendirerek mücadeliğini, mücedidliğini ispatlamıştır. Mesela 20. söz buna çok iyi bir misaldir. Mesela 124 bin peygamber, bunlardan 28 tanesi malum. Ve onların hayattaki bize verilmek istenen şablonları var, malzemesi var. Peygamber kıssaları Kur'an'da. Onları 20. söze taşımış Risale-i Nur. Onları taşıyarak, onları peygamberlerin hayatını zamanımıza taşıyarak o peygamberlerin hayatını açmış. Sembol ve simge yaparak onların hayatı hayatımıza malzeme yapmış, olayları çözümlemede, sıkıntıları veya terakki yapmada. Mesela maddi teknolojide pir yapmış. Mesela bir misal vereyim. İbrahim Aleyhisselam'ı taşıyarak Kur'an ve Risale-i Nur, tabii onu ortaya koyduğu için, ateşe karşı dayanan bir elbise yapınız. Ateşte yanmayan bir elbise yapınız. En azından maddi teknolojinin uçlarını gösteriyor peygamber hayatında. Bunun numunesini yapınız. Altında manaya taşıyor İsmail'i. Ne yapıyor biliyor musun? Diyor ki, ruhunuza, yani ruhunuza iman libasını giydiriniz. Nasıl ki İbrahim'i halet, halet İbrahim, halet var ya, imanın getirmiş olduğu halet, ruha giydirdiği için, Kur'an'da dediği gibi, İbrahim'in ateş elbisesini de yakmadı. Halet diyor Hamza, orada İbrahim'i halet. Halet, İbrahim'i yakmadı diyor. Siz de İbrahim vari olunuz. İbrahim vari olmak demek, İbrahim'i meşrep iki tanedir. Nedir o İbrahim'i meşrep? İbrahim Aleyhisselam'ın önüne çıkan iki sıfatı ne? Şefkat ve ne? Tefekkür. İbrahim'i meşrep, şefkat ve tefekkür. Eğer şefkat ve tefekkürü biz o ilerletirsek, onu ilerletirsek ruha libas oluyor. Ruha libas oluyor. O zaman o ruhu yakamıyor. Hadise, dünya hadiseleri, ateşi yakamadığı gibi cehennem de yakamıyor. Peki diyeceksin ki abi şefkat nasıl iş yapamaz? Bak, bir uygulamasını yapayım. Baktın oradan açık saçık kız geçiyor. Şefkat hakim olan bir insan, ona şehvetle onu nasıl istismar ederim, nasıl ondan istifade ederim diye değil. Ne der biliyor musun? Lan bu Kemalizm rejimin içinde,
Bu da bir Müslüman kardeşi. Bu anne babası da Müslüman. Sorsan kendisi de Müslüman. Buraya itilmiş. Mecbur edilmiş. Kandırılmış, atılmış. Ya ben ne yapsam da ben bunun eline Risale-i Nur versem? Ne yapsam da benim buna bir katkım olsa? Hani Eskişehir Hapishanesi'nden lise mektebine bakarken ustadı aladı ya. Bizim şehvetimiz artan ustad lise mektebinin avlusunda oynayan kızlara ağlamış. Sebebi onların imanını ben nasıl kurtaracağım diye dertlendiği için. Ben onun imanını nasıl kurtaracağım diye düşünürseniz şehvetiniz olmaz. İnsan bacısına ve anasına şehvet olmaz. Niye? Karabeti nesliye cihetiyle sima şefkat olduğu için şefkat şehveti örter. Şefkatli olanların şehveti az olur. Şefkat şehveti örter. Şefkat mesleğinde ilerleyenin şehveti az olur. Dedim ya metroda, yolda birisini gördün. Lan ben bundan nasıl istifade edeceğim ya? Bunu nasıl kandırabilirim? Ben buna veren yerine şefkatim, onun imanını ben nasıl kurtarırım? Ona ben nasıl ulaşırım? Ben onun eline bu metrodan inmeden külliyatı nasıl veririm? Düşüncesi ona karşı şehvet duygunu bloke eder. Bacına karşı şehvetin, şefkatin bloke ettiği gibi. Anaya karşı, bacına karşı şefkat, şehveti bloke eder. Ama kafayı kesip, kafanın dışında hiçbir organ yabancı bir kadınla ananın vücudu arasında farkı yoktur. Yalnız kafa onu gösteriyor. Ha? Şimdi peygamber kıssalarını Risale-i Nur asrımıza taşıyarak maddeten teknoloji olarak bizim ufkumuza hedef tayin ediyor. Maddi teknoloji aynı zamanda manevi halet-i ruhiyelerinin bize sirayet etmesine vesile oluyor. İbrahimi hali. Hani şey, Hazreti İsa Aleyhisselam da söylüyor. Onun uhli, ne diyor, uhli ahlakına intisap edip maddi ve manevisi merhem olur diyor. 255'te. Evet. Var mı orada sözler? Ver, sözler var mı? Ver abisi bak. Şurada en... İsa Aleyhisselam'a bak ne diyor? 255 mi? 255. Diyor ki, yani peygamber kıssalarını asrımıza niçin taşımış? Bir tanesi şu. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan işaretiyle manen diyor ki, ey insan, İsa Aleyhisselam kıssasını anlatıyor. Uzun olduğu için ben ortadan alıyorum. Bak ne diyor? Ey insan, benim için dünyayı terk eden bir abdime iki hediye verdim. Biri, manevi dertlerin dermanı, biri de maddi dertlerin ilacı. İsa Aleyhisselam'a bunu vermiş. Tamam mı? İşte ölmüş kalpleri nuru hidayetle diriliyor. İsa Aleyhisselam'ın maneviyatıyla. Ölmüş gibi hastalar dahi onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Bunu okuyoruz da şimdi etkilenmediniz. Ben de etkilenmedim ama şöyle bir tiyatro yapalım bakayım nasıl oluyor. Şimdi bir tanesi peygamberim dedi. Adı neydi unuttum. Ferhat. Şimdi ben peygamberim dedim, tamam mı? Hepiniz bu şeye bir girin atmosfere. Ben bir anlattığımı hayal edin. Ben peygamberim dedim, tamam mı? Farz mı? Hadi sayın. Anlatmak için, bir şey anlatmak için. Şimdi benden delil istediniz, mucize istediniz. Ben de dedim ki, ölüleri diriltmemdir. Ferhat da diyor ki, yani ne yani, şimdi mezar mı dirilecek? Ondan sonra, evet dedim. Gel o zaman mezarla, hadi hepimiz mezarlığa gidiyoruz hayale. Hadi gidelim, tamam mı? Şimdi yanımdasın. Sen bana bir tane mezar göster. Hangisini göster? Daha yeni gömüleni mi yoksa asırlık mezarı mı? Hangisini bana gösterirdiniz? Asırlık mezarı da.
Evet. Lan burada var. Hadi dirilt de göreyim. Sen de bakıyoruz. Bak o dirilecek. Ne olur o psikolojiyi bir yaşayın bakayım. Bakıyorsun. Ya helal kubur. Dedim. Taşlar maçlar dökülüyor. Kafa adam kaldırdı. Buyur ya Resulallah. Veya buyur ya İsa Aleyhisselam. Buyur ey Allah'ın nebisi Resulü dese. Kafaya kaldırır. Sen ne olurdun o anda? Ben ölürdüm. Ben geldim. Yer değiştirdim. Yer değiştirdiniz değil mi? Veya şöyle diyeyim. Mezarlığa girdiniz şimdi akşam tamam mı? Esselamu aleyküm ya ehlel kubur. Her taraftan ses gelse. Ve aleyküm selam Ferhat kardeş. Mezardan ses gelse ne yapardın Ferhat? Ben de öyle. Hayatta öyle. Ya da yer değiştirdik. Tabii ya. Şimdi adamların küfrüne bakın. O asırlık ölük kalkıyor. Ve kalkıyor. Ben kimim diyor. Ondan sonra sen Allah'ın peygamberisin diyor. Bu adam ne yapması lazım? Ne diyor biliyor musun? Ne kadar acayip bir ve sihirbazsın diyor. Böyle acayip bir insan. Böyle innehu kâne zâlumen cehûlâ. İnnehu kâne zâlumen cehûlâ. Nasıl bir zalimdir? Bizim bir ders vardı. Dersin adı şu. Ben kayboldum. Beni bulan bana haber versin. Bak ben kayboldum. Başka bir ders var. Kendimi çok özledim. Tanışmak istiyorum kendimle. Çok uzak kaldım. Hikaye değil, roman değil ha. Hep hariçte yaşadık. Ne derler diye yaşadık. Ne derler diye araba aldık. Ne derler diye giyindik. Ne derler diye üniversite okuduk. Hep ne derler diye hayatımız geçirdik. Ben kendimi hiç merak etmemiş. Hiç dönmemişiz kendimiz. Tabii ki yabancıyız. Bak şimdi. Peki arkadaşlar, İsa Aleyhisselam'ın dirilttiği ölüler tekrar öldüler mi? Niye o zaman diriltti ki? Madem öleceklerdi. Çünkü o ölüler dirilecek ki ölü diriler iman etsin. Ölü diriler diri olsun diye. Ölüler diriltiyor, ölüleri diriltiyor İsa Aleyhisselam vasıtasıyla ki ölü gibi diriler diri olsun diye. O zaman ölü diriler dirilmezse yürüyen mezar mutarik olmuş. Bak diyor ki biri manevi dertlerin dermanı, biri de maddi dertlerin ilacı. İşte ölmüş kalpleri nuru hidayet ile diriliyor. Ölmüş gibi hastalar dahi onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Nefes. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bak kulağınıza geldi. O abi tesir eder mi? Tesir etmesini ister misiniz? Ama şu anda yapmayayım onu. Gözünüzü kapattırıyorum, ışığı söndürüyorum, huruf-u mukatta okuyorum, ta beyninizin içinde hissedin diyorum, huruf-u mukatta bak beyniniz nasıl bir boşalıyor. Kur'an terapili diye ders varsa bakarsınız. Gençler, yaz geldi onu da anlatayım bununla alakalı. Oradan açık saçık geliyor, tamam mı? Haram şu demektir bizim eskide zihniyetimize göre. Hasenat defterimize bir çizgi, harama baktın ama. Haramın fiziksel boyutu şudur arkadaşlar, gençler. Fiziksel, bedensel boyutu. O anda o açık saçık kadın, psikolojisi, cini varsa, panik atağı varsa, ailevi sorunu varsa, ne derdi varsa, kopyala yapıştır sana giriyor. Sen de bugün veya yarın veya bir hafta sonra zayıf, güçsüz olduğu zaman ruhsal, sende o tür hastalıklar ortaya çıkıyor. Sonra da bana soruyorsun ki, abi bu hastalık nerede çekti ya, benim öyle bir şeyim yoktu ki. Hamza diyor ki, nasıl olur ya kopyala yapıştır. Hamza, güneş nim nurani değil midir? Yarım nurani. Güneş
donmuş dünyada odun olmuş. Odun, odunlar donmuş güneştir. Yakın görürsünüz. Odunu yakın. Hangi renkten çıkıyor? Güneş renginden. Nereye gidiyor? Aşağıya mı yukarıya mı? Geldiği yere gidiyor. Bakın, odundan çıkan güneştir. Küçük güneştir. Şimdi 150 milyon kilometreden yarım nurani olan güneş burada icraat yaparsa tam nurani olan o kadının ruhu, aklı ve kalbi, haletleri, duyguları, hisleri sana nasıl böyle bombardıman yapmaz? Güneş yarım nuranidir. Ruh, hayatı yok, ruhu yok. O kadının hayatı var, ruhu var. Aynı sana sirayet ediyor. Sigara içmediğin halde sigara içen kahveye gittiğin zaman üzerine sigara sinmiyor. Ettarcı dükkana gittiğin zaman üzerinizde koku kokmuyor. Kokuyor değil mi? E sen mi içtin? Niye kokuyor? Sirayet ediyor. Bu maddi arkadaş. Duyguları, hani bir misafirliğe gittiğiniz zaman dönerken veya otobüste veya bir yerde demiyor musun? Ya vallahi ya sıkıldım ya ben bundan ya. Uf. Niye bilmiyorum ya, bu adam sıktı beni ya. Veya ulan ne rahat adam ya. Ulan rahatladım ya. Veya onun gözlerine bak ya, en garip ilanı gibi soktu adamı ya. Veya suratına bak ya, mahkeme duvarı ya. O adamı görünce bugün ben sıkılıyorum ya dediğimiz olmuyor. Kopyala yapıştır oluyor. Ya televizyonlarla 25. kareyle yüklüyorlar bize de. Marketlerde zeng 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 çalıyor. Sen müzik mi zannediyorsun? Altında şu var, 25. kare var. Al 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 al, almalısın almalısın almalısın. İhtiyaçlara ihtiyaçlara ihtiyaç. Benim gibi adama ben bile bildiğim halde kolibanta alacağım diye girdim, 63 lirayla zor çıkıyor. Bildiğim halde bak şimdi dedim altında al 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 al, almalısın almalısın. Buna mutlaka var diyorum. Bloke ettiğim halde, ya şu meyveden de alayım dedim, şuna çıktım, hakikaten ben de düştüm tuzağa. Peki, ses yarım nuranidir, tam nurani değil. Çünkü seste ben varım. Sevgili arkadaşlar, affınıza sığınırım, özür dilerim. Doktora gittiğiniz zaman, doktor içinizi tespit etmek için, anlamak için büyük ve küçük abdestinizi almıyor. Niçin alıyor? Çünkü o sizin alametinizi dışarıya taşıyor. Bir damla sperma ile nesebinizi, geçmişinizi ve sizi tanımlamıyor mu, taşımıyor mu çocuk? Su böyle olursa, fikirler ne olur? Şu anda düşünürken kafa dalga yaymıyor. Kalp dalga yaymıyor. Ulan senin attığın büyük abdest seni taşıyacak, senin düşüncelerin seni taşımayacak. İşte harama bakarken bir de böyle bakın. Harama, hanenize, hanemize günahtır diye yazılması ikinci derece, ondan bahsetmiyorum. Haram-ı nazar, onun haleti rüyesi, çünkü kadın ruhanidir, kadın hayatlıdır. Şu anda düşündüğü şey, akıldan çıkan akılsız olamaz Hamza. Kalpten çıkanlar kapsız olamaz. Ruhtan çıkan ruhsuz olamaz. Dalga yayıyor. Sana da pat diye giriveriyor. Ondan sonra 3 gün sonra bir ürkerek gece kalkıyorsun. Ya korkulu bir rüya. Oh, aynen şimdi ya. No. Aynı gece, yani o gecenin, yani o saatte 5 sene önce gecede bir seyrettiğin açık saçık bir filmin 25. karesidir. 5 sene sonra uykuda rüyanda aktif oldu. Odur. Durup dururken olmaz. Peygamberlerde ve büyük zatlarda böyle olmaz. Ya. Arkadaşlar sen donmuş et yiyeni mi zannediyorsun kendini? Donmuş enerjiyi mi almışsın? Bütün alem senden dürülmüştür. Devam ediyorum. Ben burada bir şey yazdım tepecikte. Neydi? Kelam aynı kudretli. Kudret evet. Aynı kelam diyor. Mesela cep telefonuyla
Amik Obası'ndan, Kıkırıkan'da adam pamuk tarlasını, su pompası var ya, su pompa, elektrik. Düğmeye basıyorsun, elektrik su çekiyor, tamam mı? Bayram. Su basıyor. Siz o elektrik pompasının düğmesine ha parmak basın, ha elektronik bir devreyle bu düğmeyi çalıştırsan. Hani cep telefonları bir bazen sil çalar, bazen titreşim ya. Bu adam elektronik titreşim yapmış bayram. Haçtayım abi diyor. Haçtayım. Ve tarlasına da 3G yapmış. Telefon bağlamış elektrik şeyine. Ümre yapıyorum. Saati geldi. Telefonu çaldırıyorum dedi. Titredi. Titreyince elektrik motorunu düğmesini açtı. Elektrik motoru gelince de su basıyor. Arabistan'da da 3G ile de seyrediyor, su basıyor. Tamam, iyi. Arabistan'dan tel olmadan Amik Ovası Hatay'daki su motorunu çalıştırırsa, ben daha giderken kapı açılırsa, sesle Hasan telefon açılırsa, ses. Sesle kapılar açılmıyorum. Ben Hasan, bilgisayar açılıyor. Ses aynı kudrettir. Ses kudrettir. Yani benim şu anda konuştuğumun içerisinde aklım var. Aklınızı aktif ediyor. Kalbim ve ruhum var. Yani kelam gibi gözüküyor ama bizzat benim o. Benim ben, kelamda kişinin kendisi var. Ha? Çünkü kudret şu mevcudat, bulut, ağaç, donmuş kudrettir. Kelam da öyle. Donmuş kudrettir, kudret kelamdır. Yani ya ardubleyi veya sema aklı. Ey sema, suyunu kes. Ey arz, suyunu yut. Allah dediği anda oluyor, olduğu anda söylüyor. Onun için insanların kelamı Allah'ın kelamına niçin yetişemez? Bir sebebi şu. Yani Allah'ın ayeti gibi insan diyebilir. Ama ayet olamaz. Niçin? İçi boş. Mesela bak yapayım. Böyle diyebilir. Ey sema, suyunu kes. Adam da der. Adam yaptı şey Müsellime-i Kezap, yalancı peygamber. Ey fil, fil, hortumuz olan fil. Fil suresine benzer yapmış. Ey hortumuzun olan fil. Ey fil. Tamam. Fil suresi gel. Şimdi bak, niçin ayet olamadı? İyi dinleyin burayı. Bulut'a desem ki ben, ey bulut, ne olur lütfen rica ediyorum suyunu kes. Dinler mi beni? Dinlemez. Dinlemez. Allah diyor ki, bulut, suyunu kes. Dediği anda kesiliyor, kesildiği anda söylüyor. Allah söylediği anda eyleme dönüşüyor veya eylemi lafza dönüştürüyor. Onun için kelamın içerisinde kudret olduğundan ayete yetişilemez. Bak Allah diyor ki, ey bulut, suyunu kes, kesiliyor. Ben diyorum, ey bulut suyunu kes, kesilmiyor. Onun için ayet olmuyor. Çünkü o kelamın içerisinde, Allah'ın kelamı içerisinde ilim, irade, kudret var. Menfi cette de böyle değil mi abi? Menfisi de bu. Yani bir koridor oluyor adeta. O koridor. Mesela baktığın zaman etkilenmiyor musun ondan? Ya arkadaşlar, başkasını söyleyeyim de şey yapmayın. Şu anda yeni açılmış. Ben o kadar daha galip görmüyorum. Şu anda şey, hayal edin yatak odanızı. Bir ilmi için. Hayal edin salonunuzu. Oturduğunuz salon. Aynı mı var içi? Yani atma. Bir de salonunuzu ne oldu buraya kıyas edin. Eski dershane burada ilk açılış olduğu için o kadar yok yani. Bak o kadar yok. Bak Sultanbeyli veya öteki de eski dershane 5-10 sene veya 1-2 sene. Atmosfere bakın. Şu andaki atmosfer görmüyor musunuz? Evinize benziyor. He? Evinize benziyor. Peki nedir bu? Bak nedir biliyor musun? Benden duman çıkıyor mu çıkmıyor mu? Ter. Koku. İmam-ı Ebu Yusuf diyor ki, ben kişiyi görmesem, sesini duysam, o seste karakterini söylerim diyor, kim olduğunu.
İmam-ı Muhammed Eş-Şeybani, İmam Muhammed, ben diyor, o kişinin terini görsem, terini, ter, kim olduğunu, karakterini söylerim. İmam Azam Efendimiz, ben diyor, almış olduğu abdesti, yani kendisinden atılanı değil, daha ileriye gidiyor. Yani kendisine temas eden sudan, ben onu zina mı yaptım, abdest mi aldı ve kim olduğunu karakterini söylerim diyor, suya bakarak. Kendisine bakmadan. Her şey, her şeyle alakadar. Ne zannediyorsun? Bak burada kafadan çıkanlar, koku, değil mi? Sahiplerini tanımazlar mı köpekler, hayvanlar? Bak buradan çıkanlar, akıldan çıkan dalga akılsız olamaz. Hayatımın dalgaları hayatsız, ruhumun dalgaları ruhsuz olamaz. Şurada var işte. İşte haram da öyle. Dalga yayıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Seyrettin. İçeriye giriyor. Ne zaman zayıf olduğun zaman aktif oluyor. Kadının cini mi vardı o anda? Sen de cinleniyorsun. Ama ne zaman? Her bakışta değil. Bir. Yanlışlık da olursa. İkinci şart. Hepsinde değil. Manen güçlüsün. Blokon kuvvetli, bu olayı biliyorsun, tak diye yapıyorsun. Dikkat Hasan, metroya biniyorsun. Bir sürü sürahitler var. Kopyala yapıştır, kopyala yapıştır, kopyala yapıştır, kopyala yapıştır. Bak olacak ha. Onu dedin, şuurlu olduğun zaman olmuyor. Zaten şuurlu olduğun zaman bakmıyorsun. Bakmadığın için şuurlusun, şuurlu olduğun için bakmıyorsun. Gülmüyor. Hani ilişse, tuzağa düşse, olsun baksan diye diyelim. Girmiyor, giremiyor. Çünkü bloko çalıştırmışsın. Yaz olduğu için biraz fazla durdum. Bununla alakalı sormak istediğiniz var mı? Kafam burası almadı diye. Kopyala yapıştır. Yarım nurani olan güneş 150 milyon kilometre mesafede dünyada ağacı inşa ederse, gezegenleri tutarsa, yer çekimi ve itme kanunları dünyayı değil mi? Böyle dengede tutarsa yarım nurani, tam nurani ve hayatlar ve ruhu olan insanın dalga boyu kaşığa geçmez mi? Senin dalga boyun cansız olur mu? O ki resim cans, hiç ruhla alakası yok. Allah Resulü niye demiş benim resmimi görseniz, kenara koyun, abrumun içine mi koyun? Ne dedi? Ayağınızın altına alın. Tövbe estağfurullah. Evet, çünkü o değil. Kopyala yapıştır var ya abi. Kopyala yapıştır. Bir de geri dönüşümü, geri dönüşüm kutusuna atamıyorum yani. Atabiliyorsun tövbe ile. O zaman bakan erkek kazandığı günah kadar da bayan ekleniyor mu o günah? E tabi o ona bakan taraf başka, bayana şey yaptı başka. Bak, nefes ne kadar kişi önemlidir diye okumak istedim bak. Onun nefesiyle şu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نفس نفس derken bu kelamın içerisinde ben varım ben konuşmak kelam sıfatıdır ölü değildir bu. Bu zamandaki karşılığı Risale-i Nur diyebilir miyim? İşte onun için okudum zaten. Ölü gönüller Risale-i Nur'un nefesiyle diriliyor. Çorak vadiler suyla yeşillendiği gibi. Bak, onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Sen de benim eczane hikmetimde her derdine deva bulabilirsin. Ya hangi derdine? Kanseri yok ki. Beşerin dermanı değil. Beşer bulamamış. Kanserin de çaresi var. Çünkü bu şey çalış bul, elbette ararsan bulursun. Nasıl yapacağız? İşte beşerin tıp cihetindeki şimdiki terakkiyatından çok ilerideki hududunu şu ayet çiziyor ve ona işaret ediyor ve teşvik ediyor. Şey de anlatıyor bunu. Merak ediniz var da varsa tedavi için. Latif nüktelerde 30 31 32 33. sayfada burada 256'da sözlerde acımasız hastalıklarınızı, çaresi olmayan hastalıklarınızı tılsımat-ı Kur'aniye ile tedavi ediniz diyor. Neyle?
tılsımat-ı Kur'aniye. Ya. Çünkü kanser ve hastalık hücreleri donmuş enerjidir. Onun adı 246 sözlerde mevadi şerire deniliyor. Şerir madde. Donmuş enerjidir. Bak şöyle. Ya niye girdik buralara ya? Şunu da diyeyim de çıkayım orada. Kötü bir haber aldın. Oo. Mideye vurmuyor. Midene vuruyor, kasın baş ağrı, oo baş. Hayırdır ya, çok kötü bir haber aldım ya. La haber aldığında kulaklamış olmadı ki. Ne oldu? Arkadaşlar, sözde o adam var, kelamda. Geldi, benim düşüncemi değiştirdi. Düşünceler güçtür. Neyi düşünüyorsanız, osunuz ve oradasınız. Doğru düşünürken kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Düşünceler güçtür. Mesela kötü bir haber geldi. Kendinizi mutlu hissedemezsiniz. Ne yapar? Düşünceyi değiştirdi. Düşünceler sinirleri değiştirdi. Sinirler aktif bezleri değiştirdi. Vücuttaki bezleri değiştirince dokular değişti. Aa bak, stresli adam kanser oldu. Çiban çıktı. Mide kasleti oldu. Öyle değil. Sıkıntıdan oldun. Sıkıntı madde değil ki. Neyse. Risale-i Nur peygamber kıssalarını 28 tane peygamberin kıssalarını asrımıza taşıyarak maddi ve manevi hayatımıza rehber ve malzeme olmasına vesile oluyor. Ya benim çok güzel sözüm var abi. Diyor ki biz öyleydik. Risale-i Nur'la bize taze hayat bahşedildi. Evet. Bütün peygamberlerin, peygamberleri asrımıza taşıyarak hakikatlarını insanlarda uygulanabilir hale getirmekle beraber insanı bütün peygamberlerin getirdiklerine sahiplendirerek müceddidliğini ispat etmiştir. 20. söz buna çok iyi bir misaldir. Bir alimin öğretisi takip etmeyerek, bir alimin öğretisini takip etmeyerek müceddidliğini pekiştirmiştir. Yani müceddit ne demek? Yani eski bir sistemi format atarak devam eden bir kitap veya bir mana müceddit değildir. Yeni değildir. Esasat aynı olacak. İman esasları sabit. İman esasları sabit. Ama geçmişin türevi manasında o misalim değişik bu asırdaki misaliyle müceddittik olmaz. Asrın anlayışına göre yeni yöntem getirmesi lazım. Yeni yöntem getirmesi lazım. Müceddittin kelime manası budur. Eski kitapları tercüme ediyorsun, ortaya koyuyorsun, müceddit diyorsun. Ya kardeşim, bu adam, bir hoca, alim, müceddit konuşurken kime konuşur? Önündekilere konuşur değil mi? Öyle değil mi? Müceditler öyle değil mi yani? Şeyler, büyük zatlar, alimler, veliler vesaireler. Ben size konuşuyorum değil mi şu anda? Size konuşuyor gibi gözükürken sizi hiç kale almasam, 50 sene sonraki insanlarla konuşsam, siz demeyecek misin kardeşim, sen kime hitap ediyorsun? Böyle birisi yok ki. Ey pilotlar! Ey bütün kanser hastaları, dinliyor musunuz beni deyince demeyecek misin? Biz kanser miyiz? Pilot muyuz? Misal, değil mi? Ha, alimler karşısındakilere konuşur. Ha? Her asra hitap eden peygamberlerdir. O da belirli bir müddete kadar onun hükmü biterse öteki peygamber geliyor. Aynen bunun gibi de her asrın vazifeleri ayrıdır. Bulunduğu asra hitap eder. Eğer bu asra hitap etmeyip gelecek asra hitap ediyorsa bu asra kim hitap edecek? Anladın? Ama size hitap ettiğim şeyi ben 50 sene sonraki insanlara hitap etse çocuk oyuncağı olur. Uzaktan kumandalı arabalar çalışıyor, uçaklar uçuyor diye 100 sene önce anlatsam kim inanır? Daha 1900
60 iyi 60'larda ya radyonun içine adam arıyorlardı. Ulan ne kadar büyük küçük adam buraya girmiş ya. Adam arıyorlardı, adam bu nasıl konuşuyor diye. Bir de desem ki şu uçak var ya kendi başına uçuyor. Çocuk arabasını değil mi uzaktan kumandalı böyle gizlese kumandası. O gitse. Küfrün ve onların temsilcilikleri olan batı dünyasının üç yüzünü gösterebilen ve dik duruşuyla Müslümanın kimliğini pekişleşmiştir. Yani küfrün dayatmaları, fikirleri var. Küfrün dayatmaları var. Şimdi buna karşı geçmiş asırdaki silahları çıkarırsan onlara karşı nasıl duracak? Ona karşı nasıl duracaksın? Kardeşim, eski asırlardaki ben şeyleri de ben de okudum. Şu, hepsi ustadımızın ustadı dedi. İmam Rabbani Hazretleri mektubu attı. 500 sene önceki cemaate hitap etmiş. E şimdi bu asırdaki insana getirsen olur mu? Biraz daha akıllı olacaksın, biraz düşün yani. Eğer onun konuşması, hitap ettiği bazı bu asrın insanına ise o asra kim hitap etmiş? Ha her asra hitap eder. Her asra hitap eden peygamberler olur. Mücedditler 100 senede bir gelir. Eğer mücedditse ki mücedditler 100 senesi var. Ondan sonra Mevlana Halid-i Bağdadi gelince hükmü bitmiştir. İsa Aleyhisselam, peygamberimiz gelmiş hükmü bitmiştir. Öyle değil mi? Bir peygamberin hükmünü diğer peygamber kaldırır. Yoksa devam eder. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden sonra Mevlana Halid-i Bağdadi var. Hem de o da geçerli. O ki geçerli, onu niye getirdi? Biraz böyle, İslam dünyası bizimdir hepsi. Ama akıllı olacaksın. Ne hangi kime karşı ne silah kullanacaksın? Şimdi sen savaş yapacaksın Amerika ile Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin kullandığı topu kullanıyorsun. Olur mu? Mücedit değil ki o. O silah mücedit değil. Ama bununla İstanbul fethedildi. O zaman edildi. Şimdi edilemez o. Eskide tüfekler böyle şeylerle doldurulduk. Ben onu yapmışım yani. Barutu koyardık böyle sıpayla onu görenleriniz vardı. Kat böyle demirle basardık. Ondan sonra kaldırdık böyle. Atardık kapsopattan. Şimdi olur mu? Abi ümmetsizlik ediyorsun ya Fatih'in toplarına. Kardeşim Allah Resulü her 100 senede bir mücedit geliyor diyor. Mücedidliğin kelime manası yeni yöntemdir. Eski buraya taşırsa o tekrardır. Mücedit değildir. Mesela soruyor ya abi diyor ya cennetin kaçıncı tabakasını diyor. Hangi mahalle kazanabilir? Mesela neyse madem şey yaptın. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kitabında şöyle var. Dördüncü cennetin tabakasını kazanmak için şartlar var. Tamam kitaplarda biliyorsunuz da gözüküyor. Dördüncü tabakaya nasıl girilir? Mesela Firdevs cenneti tamam ya. Nedir diye. Nasıl girilir diye. Gelmiş adam İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne mübarek Allah onların şefaatini mazhar eylesin. Ben ustattan sonra en çok manevi rüyalarıma en çok alakadar olan o zattır. En çok istifade ettiğim ustattan sonra odur. Manen bana çok ondan yardım ediyor. Allah zatına yakışır gibi muamele etsin. Rabbani Hazretlerine. Onun ayağına kurban olurum. Ha? Gelmiş ona. Demişler ki hakikaten kurban olurum. Çok özel benim şeyim var, sevgim var. Bildiğiniz gibi değil ona karşı. O Adem alemlerinden bahsetmesi beni deli etmiştir ondan sonra zaten. Ona gelmişler, demişler ki, iyi dinleyin. Cennetin dördüncü tabakası nasıl kazanılır? Asırdaki insan. Şimdi bana geldiler, diyorlar ki, hocam Allah var mı? Soruya bakarak asrı anlar mısınız? Asrı biraz tanımanızı istiyor. Adam geliyor soru soruyor. İnsanların anlayışına bakın ve sorusuna bakın. Asrı tanıyın. Hocam cennetin dördüncü tabakası nasıl kazanırım? Şimdi adam geliyor hocam Allah'ı kim yarattı? Uçakta sordular bana. Derste de var değil mi? Sitede var. Gidip de gelen mi var dedi. Bir girin diyorum bak. Var dedim. Hem de felsefe öğretmeniymiş.
Ne diyecek biliyor musun? Soruları da cevaplamış. Felsefe öğretmeni tabi gidip de gelen var kim? Peygamberimiz diyecek. Vallahi ben ona inanmıyorum ki gidip geldiğine inanayım diyecek. Sorusu da hazır ha. Cevabı da hazır. Hemen dedi ki kim gidip de geldi dedi. Sen dedi. Ben hatırlamıyorum dedi. Anne karnından geldiğini hatırlıyor musun dedim. Hatırlamadığına göre gelmemiş misin? Belki de gelmemiştik. Hatırlamadığın şey. Hani kim hatırlıyor dedim bu uçakta. Anne karnındaki hayatı. Anne karnındaki çocuğa desen ki bak anne desin. Bak burada cennet gibi nehirlerden besleniyorsun. Süt cenneti var, bal cenneti var. Tamam mı? Buz gibi sular falan. Anne karnındaki çocuğa mümkün olsa da dışarıdan ya iki tane ikiz olsa. İyi dinleyin. İkiz olsa birbirlerine diyecek ki biz annedeyizmişiz ya. Bir vahiy geldi. Misiniz anne karnında olan çocuğa anneyi anlatabilir misiniz? Annenin tipini, annenin sesini, annenin fikriyatını, annenin düşünceleri, imanını, endamını, boyunu, postunu, ayağını, gözünü anlatabilir misiniz? Anne karnında olan çocuğa. Biz de Esma-i Hüsna'da böyleyiz. Haşa, tabiri caizse tövbe ya Rab affet beni. Esma'nın içinde aynı böyleyiz. Hamile kadındaki, karnındaki çocuğa anneyi anlatamadığın gibi ama oradadır, kabullenmek zorundadır. Esma-i Hüsna'da da biz de böyleyiz. Peki dedi, alameti yok mudur oradan geldiğime? Tamam dedi, anne karnını hatırlamıyorum ama tamam mantıken ne olur? Oradan geldiğine de mantıken delili de şudur. O geldiği alemin özellikleri var sende. Onları taşıyorsun, beka istiyorsun, ebed istiyorsun, sonsuzluk istiyorsun. Bu özellikler dünya cinsinden değil, geldiği alemin özellikleridir. İnsan geldiği alemin özelliklerini taşıyarak geldiği alemi ispat eder. Ne yapacak, ne diyecek? Kıvranıp tuttu. Ama sen kardeşim Kur'an'ı sol elinde tutma, sağ elinde tut, Kur'an oku. Desek olur mu? Ama kör olası cehalet, taassup insanı perişan etmiş. İnsanın istifadesine mani olmuş, kör etmiş, sağır etmiş. Müslüman kendi menfaatini bilmiyor. Anladın? Zannediyor ki bunda benim şeyhimi veya meşrebimi şey yapıyor, itham ediyor. Hayır. Hepsi benimdir. Sen de benimsin. Allah kahretsin yalan söylüyorsam, ya riyakarlık yapıyorsam. Sen benimsin. Ruhumdasın. Bütün İslami cemaatler benimdir. Taassup yapana çok kızan bir insanım. Gönlün açık olacak. Hepsi Allah'ımındır. Allah'ımın nesi varsa benimdir. Kafir de benimdir. Allah'ın kuludur. Neyle nedir? Benim şeytanım yok mu ya? Benim kafirim var zaten. Dışa vuruşu onlar, içe vuruşu bunlar. Şurayı okumak istiyorum. Cemiyetin dışına ve üstüne çıkabilen maymun fıtratlı olan asrın taklitçilik ruhunu kırarak Risale-i Nur, herkesin kendine has kimliğini kazandırmıştır. Ve ilim dilenciliğinden kurtarıp kendi öz değerlerinin sandıklarını açıp gösterebilendir Risale-i Nur. Direkt Kur'an'dan ders alabilmek bahtiyarlığını talebelerine, takipçilerine vesile olmuştur. Yani şeyhten, alimden, hocadan ders almadan kurtarmıştır Risale-i Nur. Direkt Kur'an'ı hakikatleri Kur'an'dan, Allah'lık hakikatını Rabbimizden anlamaya vesile olmuştur. Risale-i Nur açınca 25. söz, direkt Kur'an'dan ders alıyorsunuz. Yani birisinin önüne dizini çöküp de rahlesinde ders almaya ihtiyacın olmuyor. Bu istisnadır. Önde şeyh olmuş. Zaten müceddittin